kadar da değil. İşte fayın geçtiği yer yaklaşık 7 metre kaymış durumda. Üç tane fay hattı geçti. Bir tam köyün ortasından, iki de köyün yukarısından geçti. En fazla olan darbe köyün ortası. Darbe buraya yani merkez. Gözpınar Değirmen Kaya. Değirmen Kaya dediği bu mahalledir. Bu köydür yani. Kaç hane var burada? Burada 80 hane, yani 100 haneye yakın. Yakın var burada. Yolun altındakiler hep kaymış galiba. Yolun altındakiler en az evlerle yol arasında 2 metre kayma var. 3 metre bir derinlikten, 2 metre genişlikten bir kayma var. İşte görüyorsun karşı iki ev yan yatmış. Geçen sene yapıldı, yan yatmış. Yan yattığına göre daha halen ev dimdik ayakta. Yine de bir camdan, bir kapıdan, bir duvardan zedeleme yok. Fay vurmuş, bir tarafı bir tarafa götürmüş yani. Kaydırmış yani. Kaydırmış yani. Neredeyse yüzden 60 açı bir eğiklik var. Deprem olduğunda ben şu balkondan kar yağmıştı, kar atıyordum. Bir titreme yaptı, şuradan bir duman, toz duman çıktı tarladan. Ailemle benim bir yeğenim içerideydi. Onlara çağırdım, onlar sürünerek geldiler yani. Öyle koşarak değil, sürünerek. Dört ayak üstü geldiler. Dört ayak üstü gelince bunlar, ben burada bunlara, ben de kalan kendimi şuradan attım aşağı. Bunları oradan yeğenimin şeyine girdim, koluna. Biz şu açığa çıktık. Toz bulut, aynı fay hattın geçtiği yer. Aşağıda yani bir duman, bir ateş yakarsın, bir duman çıkar. O dumanın içi biraz şey olur. Bununki daha bir şeyinde aynı bir rüzgar bir tozu savurur ya. Aynı toz şeklinden. O öylecesine vurdu, çekti gitti yani. Enkaz altından iki vatandaşı kaybettik. Bir amcam kızı, bir de kendi oğlusu şu aşağıdan. Onları kaybettik. Onlar maalesef ne yapalım? Yapılacak bir şey yok. Vallahi işte deprem anında saat... Önce saat 4:20 geçiyordu. İlk deprem o zaman oldu. Ondan sonra saat ikinci depremde hani beklemiyorduk. Allah'tan da gündüz olduğu için şanslıydık. Allah'tan gelen bir şey, bir feleketti. İşte katlandık yani. Benim torunumla eşim içerideydi. Mesela ben hayvanları yemliyordum, hazırlıyordum. O arada deprem olur olmaz ama zaten kapı dış, demir olduğu için kapıyı açık bıraktım. İçeriye koştum. Eşime dedim, gel dedim. Geliyorum dedi ama sallanıyor, gelemedi. Gittim salonun ortasından aldım ikisini. İşte sağ salim kurtulduk. Şurada 5 tane ev yoldan yaklaşık 2 metre ayrıldı. Şuradan hemen görürsün zaten yan tarafta. 6 tane ev yani yıkımı var, yıkım verildi. Onları yıkacaklar yani. Yaklaşık burada 40 tane yaklaşık ev yıkılıyor. Yıkım verildi.